Masalcının mektubu. Aşağıdaki metni noktalama işaretlerine dikkat ederek okuyunuz. Masalcının mektubu. Bir nine ile torunu varmış. Nine sabahları erken kalkar, çiçekleri sular, ağaçların olgunlaşan meyvelerini toplarmış. Torunu da yataktan kalktığı gibi doğru bahçeye fırlar, ninesine bakarmış. Sabahlardan bir sabah nine elma toplarken torunu yanına gitmiş. "Günaydın nineciğim. Neden de elmaların hepsini topluyorsun?" diye sormuş. "Çok mu acıktın? Hemen kahvaltıyı hazırlayayım diye mi böyle söylüyorsun?" "Hayır, ondan değil. Her gün yiyeceğimiz kadar toplasak daha iyi olmaz mı? Hem daha az yorulursun." Ninesi tekerleme kurmayı pek severmiş. "Baksana, ağaç meyveden yıkılacak. Dallar yere yatmış, kırıldı kırılacak. Mektubunu okumazsan ağaç bana darılacak." Torunu, "Ne? Ağacın mektubu mu?" diye şaşırmış. O sırada gözüne mor bir taş ilişmiş. Ninesine sorduğu soruyu çoktan unutmuş. Dikkatli bakınca taşın üzerinde minicik bir kapı görmüş. Asker gibi dizilmiş minik karıncalar bu kapıdan giriyorlarmış. Hepsi içeri girene dek çocuk onları izlemiş. Taşa dokunur dokunmaz bir rüzgar esmeye başlamış. Ağaçların yaprakları oraya buraya uçuşmuş. "Haydi elma yanaklı çocuk, sen de gir kapıdan içeri." Çocuk bu sesin nereden geldiğini anlayamadan kendini bir kapının önünde bulmuş. Kapının üstünde "Burada her şey mektuptur" yazılıymış. Tahta kapıyı yavaşça açıp başını içeri uzatmış. Burası mavi güllerin, mor yaseminlerin süslediği bir bahçeymiş. Bahçenin ortasında incecik bir yol varmış. Yolun kenarında da aynı yazı varmış. "Burada her şey mektuptur." Çocuk merakla yoluna devam etmiş. Gökyüzünde bulutlar görmüş. Bulutların her biri bir yüz şeklini almış. Ona gülümsüyormuş. Bunun da bir mektup olduğunun ayrımında değilmiş. Az ileride bir arı çiçekten çiçeğe dans ediyormuş. "Yaşamım çok kısa, bu yüzden çok bal toplamalıyım." diyerek aceleyle gitmiş. Çocuk arının ne dediğini düşünmemiş bile. Az önce gördüğü karıncalar ölü bir çekirgeyi ıhlaya pıhlaya taşıyorlarmış. "Aa, siz bunu neden taşıyorsunuz? Size göre çok büyük değil mi? Beliniz ağrıyacak." demiş onlara. Karıncalardan biri gülümsemiş. "İnsanlar için mektup taşıyoruz. Bu arada çekirgeyi de evimize götürüyoruz." "Ne mektubu? Anlamadım." "Görmüyor musun? Kocaman bir çekirgeyi el birliği ile nasıl da çekiyoruz. İnsanlarla insanların dilinden konuşarak anlaşamayacağımıza göre kendi dilimizden mektuplar iletmeye çalışırız biz." Çocuğun kafası iyice karışmış. Çok da yorulmuş. Bir çınarın altına oturmuş. Gözünü kapatıp uyumak üzereymiş ki bir kelebek dans ederek gözlerinin önünden geçmiş. Yanı başındaki gölden su içen serçe şarkısını söylemeye başlamış. "Tik tik 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 tik. Bu gölün adı nedir güzel kuş?" "Adı Dipsiz Göl. Bu da bir mektuptur." diye tiklemiş. Minik serçe, "Bir dakika dur, ne olur?" demiş çocuk. "Ne demek burada her şey mektuptur?" Serçe gülümsemiş. "Doğadaki her canlı bir mektuptur. Karıncalarda çalışkanlığı, kırlangıçlarda sabrı, ağaçların yapraklarında umudu, dipsiz gölde sonsuzluğu görüyor musun?" "Ah, evet anladım. Tavşandan koşmayı, kuştan uçmayı, balıktan yüzmeyi öğrendik biz.
Çocuk bir şeyler daha söylemek istemiş ama serçe uçup gitmiş. Dipsiz gölün yanındaki kayalığa dönüp haykırmış çocuk. Doğa, şimdi anladım seni. Yerde çiçekler, ağaçlarda meyveler, kim olduklarını, nereden geldiklerini çocuğa anlatmaya başlamışlar. Hepsini dinlemiş, düşünmüş, mektuplarını okumuş çocuk. Serin bir esinti yüzünü okşamış birden. Hadi, elmaları topladım. İçeri girelim. Çocuk irkilerek yerinden zıplamış. Dalıp gitmişsin, demiş ninesi. Çocuk elinde tuttuğu mor taşı bırakmamış. Onu avucuna koyacak, mor taşın ışıkta kırılıp dağılan renklerine bakıp Doğan'ın mektuplarını okuyacakmış. Mavi sel yener, kısaltılmıştır. Birinci etkinlikten devam edelim. Aşağıda görselleri verilen kelimelerle anlamlarını eşleştiriniz demiş. Bu tarz sorularda öncelikle cümlemizi okuyoruz ve hangi kelimeyle ilişkiliyse eşleştiriyoruz. 30 metreye kadar uzayabilen, gövdesi kalın, uzun ömürlü, geniş yapraklı bir ağaç. Yasemin mi, çekirge mi, çınar mı, serçe mi, kaya mı? Tabii ki çınar. Numarası da 3. İnsanlara yakın yerlerde yaşayan ötücü küçük bir kuş. Serçe. 4 numara. Beyaz, kırmızı, sarı veya mor renkli, güzel kokulu çiçekleri olan süs bitkisi Yasemin 1. 1 numara. Büyük ve sert taş kütlesi bakıyoruz Kaya 5 numara. Uzun olan arka bacaklarına dayanarak uzağa sıçrayabilen birçok türü olan bir böcek, çekirge. Kaç numarası? 2. Aşağıdaki soruları Masalcının Mektubu adlı metne göre cevaplayınız. Nine ile torunu nerede yaşıyorlar? Apartman dairesinde mi? Deniz kenarında mı? Bahçeli bir evde mi? Bahçeli bir evde. İkinci sorumuz. Nine için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Eğlencelidir, sinirlidir, somurtkandır. Tabii ki eğlencelidir. Üçüncü sorumuz. Çocuk için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Okumayı sever, oyun oynamayı sever, hayal kurmayı sever. Tabii ki hayal kurmayı sever. Dördüncü sorumuz. Karıncalar insanlara neyi anlatıyor? Çalışkanlığı mı, sabrı mı? Umudu mu? Tabii ki karıncalar çalışkanlığı anlatır. Çalışkanlığıyla meşhurdur karıncalar. Beşinci sorumuz. Çocuk tahta kapıyı açınca ne görüyor? Ormanı mı? Bahçeyi mi? Denizi mi görüyor? Tabii ki bahçeyi. Aşağıdaki hayvanlardan hangisi metinde geçmemektedir? Geçmeyen aslan. Yedinci sorumuz. İnsanlara sonsuzluğu gösteren varlık aşağıdakilerden hangisidir? Ağaçların yaprakları mı? Dipsiz göl mü? Meyve ağaçları mı? Tabii ki dipsiz göl.
B seçeneğini işaretleyebiliriz. Üçüncü etkinlik, metne göre aşağıdaki özelliklerle canlıları eşleştiriniz demiş. Sabır, kuş, umut, ağaç, çınar ağacı, koşmak, tavşan, uçmak, kuşumuz, yüzmek, balık, şeklinde eşleştirebiliriz. Dördüncü etkinlik, aşağıda ninenin söylediği tekerlemeyi yüksek sesle okuyunuz. Ardından siz de bir tekerleme öğrenip yazma alanına yazınız. Baksana ağaç meyveden yıkılacak, dallar yere yatmış, kırıldı kırılacak. Mektubunu okumazsam ağaç bana darılacak. Biz de bir tekerleme yazalım buraya. Tekerlememizin başlığı kuzu. Kuzu kuzu M. Bin tepeme. Haydi gidelim. Ayşe teyzeme. Kısa bir tekerleme. Beşinci etkinlik, asker, küçük ve yel kelimelerinin eş anlamlılarını metinden bulunuz. Bu kelimelerin her birini bir cümlede kullanıp yazınız. Asker, er demek, eş anlamlısı. Bütün erler. Törene çıktı. Küçük, minik, metinde minik olarak geçmiş. Yel ise rüzgar. Minik kuş. Pencereden baktı. Diğer cümlemiz ise rüzgar. Bugün hava çok rüzgarlı şeklinde cümlemizi yazabiliriz.
Altıncı etkinlik, aşağıda verilen hikaye unsurlarını metne göre yazınız demiş. Olay, ninenin elmaları neden erken topladığını tekerleme ile söylemesi. Ninenin elmaları neden erken topladığını tekerleme ile söylemesi ve çocuğun doğanın bize anlattıklarını Doğanın bize anlattıkları ile ilgili hayal kurması ile ilgili hayal kurması diyebiliriz. Kahramanlar nine, çocuk ve diğer canlılar da sayabiliriz. Ama baş kahramanlarımız nine ve çocuktur. Zaman sabah. Yer ise evin bahçesi.